1931 yılında İstanbul'da doğan Mengü Ertel, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü. Önceleri sinema ve tiyatro dekorları hazırlayan Ertel, 1959 yılından sonra Muhsin Ertuğrul'un yüreklendirmesiyle tiyatro afişleri yapmaya başladı. Ertel, 1969 yılında hazırladığı özgün tiyatro afişleriyle bir sergi açtı. 1971'de hazırladığı yeni bir sergiden sonra Batı Berlin, Brüksel, Münih, Varşova ve Amsterdam gibi birçok büyük kentte kişisel sergiler açtı. Birçok uluslararası afiş ve grafik sergilerine katıldı. Afişleri Varşova ve Münih şehir müzeleriyle Vlanov Afiş Müzesi'ne alındı. Ertel'in çalışmaları Almanya, İngiltere, Japonya ve İsviçre'de yayınlanan grafik dergileri ve kitaplarında geniş şekilde yer aldı. Mengü Ertel, 1974 yılında Cannes Uluslararası Sinema Afişleri sergisinde jüri özel ödülü, 1975 Paris Uluslararası Sinema Afişleri yarışmasında büyük ödül, 1980 Moskova Olimpiyat Afişleri yarışmasında üçüncülük ve ülkemizde yapılan birçok yarışmada da ödüller aldı. Resimle grafik sanatlar genelde çok birbirine karışıyor. Bu işlere ilk başladığımız yıllarda grafikerim, grafikçiyim dediğimiz zaman biraz şaşkınlıkla bakılıyordu bize. Ne yaptığımız pek anlaşılamıyordu. Daha ziyade bu bir takım gelirleri giderleri gösteren grafik çubuklarını yapan adam olarak görülüyorduk. Oysa ki grafik sanatlar bugün artık başka bir anlamda hemen anlaşılabiliyor. Bir grafikerim dediğiniz zaman sizin mesleğinizin ne olduğunu herkes anlayabiliyor. Bütün dünyada grafik sanatları bugün artık özgün bir sanat dalı olarak niteleniyor. Grafik sanat sergileri açılıyor. Müzeler kuruluyor. Biyenaller düzenleniyor. Yarışmalar yapılıyor. Bu sanat ülkemizde çok erken başlamış durumda. 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman birçok meslek dalında uzman kişi yok. Oysaki İHAP Hulusi Görey Almanya'da afiş eğitimi görerek, grafik eğitimi görerek ve bir uzman olarak Türkiye'de çalışmalara başlıyor. Bu bizim için çok büyük bir olanak. Mesela bir belki kimyacı yok. Bir makine mühendisinin belli bir şeyi yok, yeri yok veya tahsilini yapmış kimse yok. Fakat bir afişimiz var. Bu bizim için büyük bir kazanç tabii. Yalnız bir de ters bir olay var. O da şu, geleneksel Türk sanatları daha ziyade dekoratif, anlatımcı değil, süsleyici, bezemeci bir sanatlar geleneği var Türkiye'de, ülkemizde. Bu da İslamlıktan kaynaklanıyor. Camilerdeki süslemeler ve diğer şeylerin hepsi daha çok süsleyici nitelikte. O yüzden birdenbire böyle anlatımcı bir sanat dalında yeni yeni insanların yetişmesi gelenekten biraz kopuk olarak başlıyor. Fakat giderek özellikle 50 yıllardan sonra Türk grafikçileri kendi yaşadıkları ülkenin kültürüne daha çok yöneliyorlar. Ve karagöz figürleri ilgilerini çekiyor, minyatürler ilgilerini çekiyor, nakışlar ilgilerini çekiyor. Ve Batı'nın büyük bir istekle arandığı deformasyon anlayışı, kompozisyon koşulları gibi birçok öğelerin kendi ellerinin altında çok bol ve çok güzel bir şekilde olduğunu görüyorlar. Ve bunu çağdaşlaştırmaya çalışıyorlar. Ben de kendi çapımda açtığım sergilerde veya yapmakta olduğum grafik çalışmalarda bu geleneksel sanatlarımızdan yararlanmaya çalıştım. Örneğin bir karagöz oyunundan hareket ederek bir tiyatro dekoru yaptım. Keşan Halil'in dekoru. Birçok afişlerde hat sanatının getirdiği lezzetlerden yararlandım. Esasında
estetik olarak hat çizgilerini taşıyordu. Fakat hiçbir zaman bir yazı değildi, herhangi bir şey yazmıyordu. Bir esintiydi tamamen. Bunu daha da gelişmiş bir şekilde son zamanlarda büyük bir fırsat olarak karşıma çıkan Vedat Dalokay'ın İslamabad'da yapmakta olduğu dünyanın en büyük camisi, İslamabad Camisi'nin kıble duvarı, abdest alma mahalleri ve koridorları için toplam 2500 metrekareden fazla bir alanı kapsayan bir grafik tasarım istendi benden. Bu tasarım benim için çok önemli bir fırsat oldu. Çünkü çok çağdaş bir mimari olarak düşünülmüş bir binaydı cami. Aynı zamanda da gelenekselle büyük bir bağ vardı. Köprü kurması gerekiyordu. Genel olarak mimariye aykırı olmayan ve de özel olarak geleneksel İslam süsleme sanatlarıyla da akrabalık gösteren bir pano yapmam bahis konusuydu. Ve bunun üzerinde çalışmaya başladım. Çalışmaya başlarken de şöyle bir tema seçtim elime. Rahmet ve bereket teması. Bunu böyle bir başak motifi olarak simgeledim ki bu panonun üzerinde aşağı yukarı 70 bin parça olarak tekrarlanmakta. Bir mozaik karakterli bir parça bu. Diğer parçalar bunun yanına geliyor, üstüne geliyor, diğer yanına geliyor ve ürüyor. Bu yukarıdan aşağı ok biçiminde olmasından dolayı su duygusunu, aşağıdan yukarı da başak şeklinde olmasından dolayı o bereket duygusunu uyandırabiliyor. Panoda da görülebileceği gibi alt kısımlarda yeşil ve sarıların hakim olduğu, yani bir tarla esprisinin hakim olduğu bir kompozisyon oluşmuş oldu. İçinde başaklar var ve yukarıya doğru maviler gidiyor. Panoya bakış açısı bakımından aşağıdaki formları algılayabiliyorsunuz. Bunların başak şeklinde olduğunu algılayabiliyorsunuz. Yukarıya doğru baktığınız zaman maviye dönüşmüş olan bu başak formları bütünlüğü bozmadan yukarıdan aşağı inen bir su duygusunu uyandırabiliyor. Bu kurgu üzerine panoyu yaptım. Ve panoyu yaparken Dalokay'ın çizmiş olduğu mimari çizgileri korumaya gayret ettim. Taşıyıcı sütunları olduğu gibi yerinde bıraktım. Onların arasındaki bantlar üzerine kurdum olayı. Ve o bantların içine de yine gördüğünüz gibi küfi yazılarla ve benim panomdaki jeometrik biçimlere uygun bir şekilde Sayın Hocam Profesör Emin Baran'ın yüreklendirmesi ve desteğiyle küfi La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah yazılarını oturttum. Bu pano bu şekilde yapılmıştır. Ayrıca koridorlar ve abdest alma mahallerinde de tamamen geleneksel motiflerimizden yararlanan, fakat demin de açıklamaya çalıştığım gibi özgün bir yaklaşım yayıladım. Grafik sanatçısı her gün bir başka konuyla karşılaşmaya her zaman kendini hazır tutmalıdır. Ben de bir kutu ambalajıyla uğraştıktan sonra arkasından bir tiyatro afişi yapıyorum. Onun arkasından bir cami panosu düzenleme işi geliyor. Onu yapma durumundayım. Ve belki tekrardan bir tiyatro afişi yapmak benim için enteresan bir şey oluyor ve bugünlerde de yeni bir tiyatro afişleri sergisi hazırlamakla uğraşıyorum. Thank you.
Cemal Süreya, neden şiir yazıyorsunuz? Daha doğrusu isterseniz ben şöyle soruyu size ileteyim. İlk şiiri yazarken ne düşündünüz? Sevgili Doğan'ızla, aslında ben şu kadar yaşa geldim, henüz asıl yeteneğimin neye olduğunu tam kestirebilmiş değilim. Ama biliyorsunuz, evrimin önünde sayısız yol vardır. Bunlardan biri belirince öbürleri silinir gider. Benim şiirim, şiirle de ilişkim böyle oldu galiba. Kendimi şiirin içinde buldum. Belki de çevremde yalnız şiir vardı ya da şiire yakın şeyler vardı çevremde. Destanlar vardı, halk hikayeleri vardı. Annemin bunları iyi bilişi vardı. Bunlar beni şiire götürdü. Ve orada derinleşme olanağı yahut yazgısı karşısında kaldım. Böyle anlatabilirim. Peki, ustalar var mıydı size şiiri yönelten? Başlangıçta hiçbir usta yoktu. Hatta şiirlerin imzalarına bakmazdım, şairleri görmezdim. Giderek liseyi bitirdikten sonra bende bir şiir bilinci başladı. Ondan sonra asıl şairsem eğer, ondan sonra oldum diyebilirim. Peki başka bir şey sorayım ben Cemal Süreya. Bir şairin şiir objektifi var mıdır? Yani dünyaya şiirle bakış diye bir şey söylesek doğru mudur bu sizce? Sizin için geçerli midir? Geçerlidir muhakkak. Hele bakış dersek, görüş de diyebiliriz. Şair dünyaya dil içinden bakan adamdır. Tabii bunun içinde bilinç de vardır, her şey vardır. Şiir dışındaki şeylerle de beslenme vardır. Şiir dilin, hatta kültürün köpüğüdür diyebiliriz. Peki, şimdi bu tanımlarınızdan başka bir şeye atlayacağım ben. Cemal Süreya, şiirde ne yapmak istediniz? Sizden önce de bir şiir geleneği vardı. Siz neyi eksik gördünüz? Ya da ben şiirde şunu yapmak isterim dediniz. Nedir bu? İmaj yapısını düşünün, söyleyişi düşünün, kelimeleri düşünün. Yani geniş kapsamlı düşünün bunu. Başlangıçta öyle bir şey yoktu, bir kaygı yoktu. Yalnız şu var, beslendiğimiz şeyler muhakkak bizi koşullar. Ben Doğu edebiyatıyla da, bizim eski edebiyatımızla da beslendim. Batı edebiyatı da beslenme olanağını bir oranda elde ettim. Benim şiirim, kendim için söylersem, bu iki edebiyatın, yani bizim eski edebiyatımızla ya da bizim edebiyatımızla Batı edebiyatının bir çelişkisidir. Tuhaf bir şekilde ben o çelişkinin içinde buldum. Tamamlayıcısı değil. Benim şiirim tamamlanmış bir şiir değildir. Ve sanıyorum bu tür şiir hiçbir zaman tamamlanamaz. Biz şiir yazmaya, yani demin söylediğim gibi bilinçli biçimde yazmaya başladığımız zaman Türkiye'de bir şiir devrimi yapılmıştı zaten 1940'ta. Evet. Yani şiir yeniden bir sıfır noktasına gelmişti. Bizde belki bunun içinde çeşitli yönsemelerle bir derinleşme olanağı aranmış olabilir. Peki Cemal Süreya. Şimdi bir başka biyografinize geçeyim. Şimdi ben biyografinizden notlar okuyacağım. Siz de buna ister ekleme yaparsınız, ister düzeltme. Böylece ağzınızdan resmi bir biyografi elde etmiş olacağız. 1931'de Erzincan'da doğdunuz, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdiniz. Ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden sonra devletin üst kademelerinde de çalıştıktan sonra emekliye ayrıldınız. Şimdi emekliliğin ve sadece yazarlığın tadını çıkartıyorsunuz. Uzun seneler Papyrus adlı bir dergi yönettiğinizde biliyoruz. Ben de orada yazmıştım çünkü oradan yakın biliyorum. Bir de Yettepe Şiir Armağanınız var. İlk kitabınız Üvercinka ile. Daha sonra Göçebe'de ikinci kitabınızla Türk Dil Kurumu ödülünü almıştınız. Şimdi şair Cemal Süreyya'yı biliyoruz. Bir de denemeci Cemal Süreyya var. Şapkam Dolu Çiçek'le ve Günübirlik denemeler var. Günlükler yazıyorsunuz. Bir şair, bir denemeci Cemal Süreyya'ya baksa ne söylerdi acaba? Sorularınızı isterseniz baştan alayım. Çünkü baştan. Önce bir biyografi evet, var. Biyografinizi bir ekleyeyim. Birkaç yıl sonra geçin soruyu. Şunları ekleyebilirim. Evet, 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugün huzurum yoktur.
Biyografim bu kadar. Denemeye gelince, önce bir de demin eksik bıraktığım bir şeyi söyleyeyim. Demin kendi şiirimi nasıl gördüğümü sormuştunuz. Evet. Aslında insan kendi sesini tanıyamaz. Yani kendi şiirini değerlendiremez. Yine de düşünürsek şöyle bir şey var galiba benim şiirimde. Benim şiirim bir yerde gülen, bir yerde ağlayan. Yani trajik unsurla humor unsurunu yan yana, bazen iç içe götürmek isteyen bir şiirdir. Peki, onu getirdiniz. Şimdi ben sözünüzü şöyle keseyim. Şiir çevirisi ve bir de çevirmenliğiniz var sizin Cemal Süreya. Çevirirken siz şiirinizden fedakarlık yapar mısınız? Özveride bulunur musunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Birdenbire bir çeviriyi yapıyorsunuz, bir şiir çeviriyorsunuz ve o anda çok güzel oturuyor, çok güzel dört dörtlük bir çeviri yapıyorsunuz. O zaman der misiniz ki bunu kendi şiirime saklayayım da çeviriden sakınayım? Aslında dediğiniz şey çok olmuştur. Yani şiir çevirirken kendi olanaklarını şair, o da kendi şiiriymiş gibi aynı özeni göstererek orada biraz harcar. Buna karşılık başka şeyler kazanır da. Söz gelimi bir sürü imge size esinletir o şiir. Onlar o şiirde yoktur aslında ama siz sanki kendi şiirini yazıyormuşsunuz da şiirinizi, oradan bir takım çağrışımlar elde ediyormuşsunuz gibi sizi besler de. Yine de şair şiir çevirirken şiirindeki bir takım olanakları mutlaka harcar. Harcar. Peki Cemal Süreya, ben başka bir soruyla bitireyim konuşmamızı isterseniz. Okurlarınızdan biri gelip sorsa, ben Cemal Süreya'yı tanımak istiyorum. Sizin şiirinizi hiç okumadım. Bana üç ipucu verin ya da üç şiir verin. Ben sizin o büyülü anahtarınızı elde edebileyim dese, böyle verebileceğiniz üç şiiriniz var mı siz? Üç ipucu vereyim isterseniz. Bunlar da kitaplarımdan üçünün adı olsun. Birisi Üvercinka. İkincisi Beni Öp Sonra Doğur Beni. Üçüncüsü de Uçurumda Açan. Bu üç kitabı okuyan zaten anahtarı elde eder diyorsunuz. Evet. Peki Cemal Süreya, sanırım ki bundan sonra ben de, seyirciler de sizin şiirinize biraz daha bilgili yaklaşma imkanını bulacağız. Geçen ay Beymen Sanat Galerisi'nde düzenlenen resim sergisi sanat çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı. Son veliaht Abdülmecit Efendi'nin eserlerinden oluşan bu sergiyi Raffi Portakal düzenledi. Son halife Abdülmecit Efendi'nin sanatseverliliğini ve bunun yanı sıra resimdeki büyük ustalığını böylesine büyük boyutta sergilemek ilk kez bize nasip oldu. Bundan dolayı elbette büyük mutluluk duymaktayız. Bu güzel sanat eserlerini Sabancı, Bezmen, Aksoy, Persentili gibi ailelerden temin ettik. Devrenin önemli ressamlarından olan Abdülmecid Efendi'nin portreden natürmorta, doğadan figürlü kompozisyonlara kadar uzanan çalışmalarını kapsayan bu serginin sizlere o dönemin resmiyle ilgili estetik ve belgesel tatlar vereceğini umarız. Thank you.